Günaydın sevgili ETV izleyicileri. Sağlıklı Yaşam ve Güzellik programına hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli bir konuğum bizleri eşlik edecek. Celalbayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'ndan psikiyatrist Profesör Doktor Murat Demet bizlere eşlik edecek programda ve çok değerli bilgilerini bizlerle paylaşacak. Bugünkü konumuz obsesif kompulsif yani takıntı hastalığı, panik atak ve fobilerle alakalı çok güzel bir söyleşi olacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Bizler deyiz. Hocam biz sizleri çok iyi tanıyoruz. Belki ilk defa izleyen seyircilerimiz var ise biraz kendinizi tanıtabilir misiniz? Evet ben 14 yıldır Manisa'dayım. Celalbayar Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapıyorum. Ağırlıklı olarak da tedavisinde ve eğitiminde uğraştığım alanlar sizin saydığınız takıntı hastalığı, herhangi bir şeyden korkmak anlamına gelen fobiler ve bununla ilgili kaygı bozukluklarıyla ilgiliyim daha çok. Yine bunlara panik bozukluğunu ekleyebiliriz. Toplumda çok fazla yankı buluyor, insanlar çok fazla muzdarip oluyorlar, evet, huzursuz oluyorlar. Bunlarla ilgili güzel bir söyleşi yapacağız herhalde bugün. Evet hocam şimdi ilk sorum şöyle olacak. Obsesif kompulsif ne demektir? Mesela hastalık nasıl gelişir? Bununla alakalı neler söyleyebilirsiniz? Tamam. Şimdi aslında halk arasındaki karşılıklarıyla vermekte fayda var. Takıntı hastalığı diyoruz biz buna. Evet. Bu hastalığın iki yönü var. Birisi istemediği halde zorla ve huzursuzluk yaratacak şekilde kişinin aklına bir düşünce gelmesi. Örneğin elleri temiz olduğu halde acaba ellerim pis mi? Ellerim mikroplu mu diye gelmesi. Ya da evden çıkarken kapıyı kapatıp çıktığından emin olduğu halde acaba kapatmamış mıyımdır diye bir düşünce gelmesi. Bu takıntılı düşünceye obsesyon deniyor. Bu çok büyük bir rahatsızlık yaratan düşünce. Çünkü insan istemiyor bunları düşünmeyi. Aslında kapattığını biliyor, elini yıkadığını biliyor, temizlendiğini biliyor. Fakat emin olamıyor, tekrar tekrar bu düşünce aklına geliyor. Bunun karşılığında da yoğun bir kaygı, yoğun bir bunaltı duyuyor, bir sıkıntı hissi duyuyor. İşte bunu gidermek için de bir takım eylemlere, bir takım davranışlara başvuruyor. Ne yapıyor? Ellerinin temiz olduğunu bildiği halde elini yıkıyor defalarca. Tabii. Ya da apartmandan indiği halde tekrar yukarıya çıkıp tekrar bir kapıyı yokluyor, tekrar bir kilidi kontrol ediyor gibi. Buna da kompulsiyon deniyor. Evet. Bu iki durumun yani takıntılı düşüncenin ve takıntılı davranışın birlikte görüldüğü hastalığa da takıntı hastalığı diyoruz. Peki hocam çocukluktan gelen bir rahatsızlık mıdır bu? Çocukluktan gelen yönü de var. Yani biz buna genetik geçişli ya da ailesel geçişli hastalıklar kategorisine genetik alıyoruz. Yani. Özellikle küçük erkek çocuklarında, erken yaşlarda başlayan şekilleri vardır. Benim takip ettiğim en küçük yaşlı hasta 5 yaşında bir kız çocuğuydu. Mesela iç çamaşırı giymek istemiyordu. Popoma kaçar diye. Bu takıntı. Tabii takıntı haline gelmişti. Hatta 4 yaşında kızım var benim. Tam bu evrede 3-4 yaşlarında, 5 yaşlarında bu tarz takıntılar oluyor. Sonra geçiyor genellikle. Sürekli külot değiştiriyor bize. Bu beni rahatsız etti diye. Aslında aynı külotun, aynı modelinin başka bir rengini o zaman giydiriyoruz. Yani yaş olarak çok küçük yaşlarda dahi görülebilir. Ergenlik döneminde çok fazla görülen şekilleri vardır. Geçiş dönemleri. Tabii tabii. Yani çok ileri yaşlara kadar herhangi bir yaşta çok sık rastladığımız hastalıklardan bir tanesi. %3. Yani her 100 insandan 3'ünde var. Yani çok yaygın. Yaygın. Yani %3 bayağı yüksek bir orandır aslında. Mesela şizofreni %1. Baktığınız zaman ağır akıl hastalığı dediğimiz şizofreni %1. Bu ondan daha sık gözüküyor. Peki hocam cinsiyete göre ayrılma şey var mı? Mesela hangi sıklıkta görülür? Erkeklerde mi daha çok görülür? Bayanlarda mı daha çok görülür? Aşağı yukarı iki cinste de eşit oranda gözüküyor. Yani bir bazı hastalıklarımızı biz kadınlarda daha sık görülür, erkeklerde daha sık görülür diyebiliriz ama obsesif kompulsif hastalık için cinsiyete ayrılma aşağı yukarı eşit. Hemen hemen herkes evet. Olabiliyor. Hocam peki hastalık nasıl belirti gösterir? Belirtileri nelerdir? Yani hasta kendini nasıl anlayabilir takıntı? Aslında belirtilerin nasıl olduğunu, nasıl görüldüğünü söylerken aslında hangi cins takıntılar var? Evet, ona da. O tiplerden bahsedersek daha ayrıntılı olacak. Tabii ki. Bütün dünyada, bütün uluslarda en fazla görülen şekil herhangi bir şeyle bulaşma takıntısı. Bu çamur, toz, toprak olabilir. Yani sokakta karşılaştığımız. Evet. Kimyasal deterjanlar olabilir. Acaba bulaşık iyi durulanmadı da bir kimyasal madde aldım mı? Bundan dolayı hasta olur muyum diye mesela.
Ya da vücut teri olabilir. Hani bazı hastalarımız var mesela. Manisa çok sıcak bir yer biliyorsunuz yazın. Evet, tabii. Yine uzun kollu giyiyorlar. Minibüste, otobüste yan yana dururken diğer insanın kolundan teri bana bulaşmasın diye. Mesela. Yani herhangi bir kirlenme unsuru bulaşma ile ilgili bir takıntının konusu malzemesi olabilir. Bunun karşılığında da hep karşılığında bir kompozisyon arıyoruz. Hep bir karşılığında bir kontrol davranışı ya da tekrarlayıcı bir davranış arıyoruz. Onlara kompozisyon diyorduk ya. Evet. Yıkanma meydana geliyor. Mesela ben size bir örnek hasta vereyim. Örneklerle gidersek buyurun, daha iyi olur. Efendim. Bir ev hanımı, orta yaşlı hastam var. Beyaz çamaşırları akşamdan suya bastırıyor. Sabahleyin onları güzel bir suyunu arıtıyor. Akşama kadar 5 defa otomatik çamaşır makinesi açıyor. Aynı çamaşırlar için. Her birini ön yıkamalı çamaşır olarak yıkıyor. Her bir yıkama turuna ayrıca bir de beyazlatıcı da koyuyor. Beyazlatmak için mi uğraşıyor bunu? Beyaz çamaşırları bu şekilde yıkıyor. En son akşamüstü olduğu zaman da bir daha bu sefer kimyasal deterjan kalmıştır diye bir de elde duruluyor. Şimdi aşağı yukarı bir çamaşır günü bu bayanın 7-8 saat sürüyor baktığınızda. Vakit geçiyor. Yani şimdi tabii şimdi burada beyaz çamaşırların yeterince temizlenmediğini düşünmek ya da temizlense bile deterjan kalmıştır diye, bundan zarar görürüm diye düşünmek obsesyon, takıntı. Bunları sık sık yıkamak, durulamak, arka arkaya tekrarlamak bu davranışları da kompulsiyon. Neleri kaybediyor peki? Zaman. Zaman kaybı tabii. Kendini elektrik parası. Tabii. Su parası. Emek. Zaten bazı hastalarımızla böyle biraz hani esprili şekilde konuşuruz biz. Eşleri ya bu bayanı, eşimi tedavi edin yoksa ben mahkemeye gidiyorum diye getirirler. O dereceye gelebiliyordur. Tabii yani normalde aşağı yukarı ne kadardır elektrik paramız? 50 lirayla 100-120 lira arasında bir elektrik faturası gelir değil mi? Bu evlere 500 lira geliyor, 600 lira geliyor. Çünkü her gün çamaşır yıkıyorlar. Evde mesela çocuk yok. Bebek olduğu zaman her gün yıkanabilir. Evet, bu tabii, normaldir. Tabii ama çocuk yok. 2 yetişkin insan, 3 yetişkin insan ama her gün çamaşır makinesi açılıyor. Bunu sadece çamaşır yıkamakla da sınırlamayalım. Evin düzeni. Tabii ki. Düzenleme obsesyonları çok sıktır. Huzursuzluk da oluyor. Mesela tabii sehpanın ortasında, sehpa ortusu tam ortada durmalı. Tabii. Simetrik takıntısı, simetri takıntısı vardır. Ya da bir odaya girdiği zaman bir fotoğraf, bir çerçeve, bir Atatürk resim falan olduğu zaman bir köşesi aşağıdaysa mutlaka gidip düzeltirler. Koyamıyorlar hocam, öyle değil. Yani onu görmek, onu görmek ve onun yamuk olduğunu düşünmek obsesyon, gidip düzeltmek kompulsiyon. Başka neler olabilir? Kontrol davranışları çok oluyor mesela. Emin olamıyorsunuz. Kapıyı kapattığından emin olamıyorsunuz, kilitlediğinizden emin olamıyorsunuz. Doğal gaz musluğunu ya da ocağı kapattığınızdan emin olamıyorsunuz. Evden çıksanız bile, bir mahalle başka yere gitseniz bile, arabayla biraz yolculuk yapsanız bile geri dönüyorsunuz. Bakıyorsunuz, kontrol ediyorsunuz. Eğer kapattıysanız rahatlıyorsunuz. Yani kompozisyonunu tamamlamış oluyorsunuz. Bulaş obsesyonları ve karşılığında temizlik kompozisyonlarıyla bu emin olamama ve kontrol en sık gözükenler bütün dünyada. Bunun dışında yine sıklıkla simetri sizin dediğiniz gibi gözükebilir. Evet. Her şeyin simetrisi ama. Evet. Aklınıza ne gelirse. Düzenleme. Mesela bazı ev hanımları hastalarımız var. Onda komşusuna kahveye geçecek mesela. Etrafı düzenleyip de gitmek kaygısından dolayı gidemiyor. 11'e doğru gidiyor. Hep geç kalıyor. Tabii. Öğleden sonraki kabul gününe hep geç gidiyor mesela. Mesela bahar temizliği ne kadar sıklıkla yapılır ya da kış temizliği? Senede bir ya da iki defa değil mi? Derin temizlik. Tabii ki. Evet. Her hafta yapıyorlar bu hastalarımız. Çok büyük enerji kaybediyorlar. Çok büyük zaman kaybediyorlar ve yoruluyorlar. Hayata yetişemiyorlar. Efendim? Hayata yetişemiyorlar. Evet, evet. Evet, evet. Zaten o noktada bir şeyler söyleyeceğim. Çok iyi söylediniz onu. Başka neler olabilir? Daha ağır obsesyon ve kompulsiyon tiplerimiz var. Mesela dini temalı var. Mesela güzel namazını kılıyor. Emin olabilir. Vakte uygun rekatıyla kılıyor. Ama acaba eksik mi kılmışımdır? Günahkar mı olurum diye kaygılarla tekrar baştan kılıyor namazı. Ya da abdest alıyor normal sırasına göre. Din neyi emrediyorsa. Ama uygun kılmamış, uygun abdest almamışımdır diye tekrar tekrar baştan abdest alabiliyor. Sayma obsesyonları ve kompulsiyonları var. Her şeyi sayarak yapar mesela. Şimdi hani elinin temiz olmadığını düşündüğü için el yıkıyordu ya. Sabunu 50 defa çevirmesine
iyi temizlenmeyecek kaygısı oluyor mesela. Burada sayma kompülsiyonu ile temizlik kompülsiyonu aynı yerde birleşmiş oluyorlar. Bu tarz kompülsiyonlarımız da var. Bazı ev hanımları mutfakta salata yaparken çocuklarının, bebeklerinin mutfağa girmesini istemezler. Elimdeki bıçakla elimde olmadan kontrolümü kaybeder de onlara yaralar mıyım, zarar verir miyim diye. Bu tarz agresif temalı, saldırganlık temalı, zarar verme temalı obsesyon ve kompulsiyonlar da var. Sivri eşyalardan korkma gibi bir şey. Evet, olabilir. Kesinlikle. Evet. Mesela bazıları da kompulsiyonlar da topluma mal olmuştur. Mesela makas verirken yere konup ondan sonra alınabilir. Bıçakta da aynı şekilde. Bunlar aslında akla gelen kötü şeyin, obsesyonun o şekilde davranarak giderilmesidir. Kaygının giderilmesidir. Evet. Ya da ne yaparız? Aklımıza kötü bir şey geldiği zaman O da yaparız. Bu da kompulsiyon. Aklımıza kötü bir şey geliyor. Sonayı buluyoruz. Olmasın diye bir dua okuyoruz ya da böyle bir kompulsiyon geçirecekmiş gibi. Tabii. Kompulsiyon. Yani çok renklidir bu hastalık ve topluma mal olmuştur. Çok sık. Farkında olan birçok kişi hepimiz yapıyoruz bunu. Var. Yani. Ama bu noktada bir şey söylemekte fayda var. Her takıntı hastalık değil. Şimdi en büyük problem burada. 100 insandan 60'ında 70'inde bu tür takıntılar olabiliyor. Evet. Ama bizim hastalık sayıp tedavi etmemiz için bazı kriterler gerekiyor. Neler? Günlük işlevi bozacak. Hayatı aksi. Kabul gününe gidemeyecek, toplantıya gidemeyecek, fabrikaya geç kalacak, kapı kilidini kontrol etmekten servisi kaçıran kişiler var mesela. Gidemeyenler vardır tabii. Yani günlük hayatı net bir şekilde etkilemesi lazım. Olumsuz yönde etkileyecek tabii. Ve yaşam kalitesini düşürmüş olacak böylelikle. Hocam şeyden bahsedebilir miyiz? Çok önemli bir konu çünkü. İletişim sorunları muhakkak bu hastaların oluyor. Bununla alakalı neler söyleyebilirsiniz? Evet, bu birkaç yönlü var gerçi. Mesela magazinselleştiriliyor ve bir dalga konusu oluyor. En fazla gördüğümüz o. Yani çok titiz insanlar biraz başkaları tarafından biraz dalga geçerek eleştiriliyorlar. Ama aslında bu tedavi olabilir bir hastalık aslında baktığınız zaman. Ya da ev içinde huzur bozuluyor. Şimdi obsesyon ve kompulsiyonlar sadece kişinin yaptığı eylemler ya da düşünceler değil. Akşam eve geliyor çocuklar okuldan, eş geliyor işten. Tabii. Kapıda iş çamaşırlarına kadar soydurulup dış kıyafetler orada bırakılıp onlar hemen banyoya gidiyor yıkanmaya. İnsanlar da duş alarak ancak mutfağa ve oturma odasına geçiyorlar. Onlar yapmak zorunda değil ailede yaşayan hasta insanlar. Hasta zorluyor. Evet. Buna uyum davranışları deniyor. Biz terapilerde zaten önce aileyi alıyoruz. Hastanız, eşiniz, kocanız ne kadar sizden takıntılı davranış isterse ya da kendi düşüncelerine uyumanızı isterse yapmıyorsunuz. Hayatı nasıl yaşamak istiyorsanız öyle yaşıyorsunuz diye biz bir direktif veriyoruz önce. Çünkü pekiştiriyor. Tabii. Normalize oluyor. Yani bunları yaparlarsa ben rahatım şekline dönüştüğü zaman iş yıllarca kabarıyor. Bir bakıyorsunuz bütün aile bu takıntılardan nasibini almış. Aslında direkt onlara da bulaştırmış oluyorlar. Evet, yani hastanın hastalığına benzin dökmüş oluyorlar aslında. Yani öyle tabir ederiz. Katkıda bulanmış oluyorlar, alevlendiriyorlar gerçekten. Evet. O yüzden terapilerde biz mutlaka ailelerle de konuşuruz. Yani ailelerin de bir takım görevleri var bu hastalara karşı. Kesinlikle. Yapması gereken görevleri var. Daha yapmayacaklarıyla var yani görevleri. Uymayacaklar. Hocam eğitimde okula giden birinin mesela eğitim gören birinin hayatı nasıl etkileri okulda da yine bununla alakalı. Tabii mesela bazı çocuklar vardır, öğrenciler vardır. Obsesif kompulsif hastalık olmasa bile öyle bir çizgisi vardır. Dersler böyle motamot zamanında yapılır. Aman eksik yapmayayım, hoca fırça atmasın, beni sınıfın içinde rezil etmesin, küçük düşürmesin diye kaygıya düşerler. Halbuki insanlar zaman zaman yanlış yapabilirler, eksik yapabilirler ama hayatın içinde onlar tolere olur ve hayat biraz akıp gider. Bu tarz esnemeyi bilmek lazım biraz. Evet. Yani etrafımızdaki insanların da biraz tavır ve davranışları belki çok önemli bu tarz hastaları gördüğümüz zaman çok da bilinçli değiliz herhalde. Değiliz. Yani şöyle aslında hani ben 27-28 yıl oldu psikiyatriye başlayalı. Eskiden insanlar yani araya bir açıklama koymak gerekirse korkuyorlardı. Psikoloğa gitmekten, psikiyatriste girmekten. Evet. Poliklinik sayılarımız bizim 5'i 10'u geçmiyordu. Şimdi 40, 50, 60, 70 bu programların çok yararı var yalnız. Evet. Biz hayatın içinde hastalıklar olduğunu anlatıyoruz bunların. Bir de bizim uğraştığımız hastalıklar arasında
şizofreni gibi, mani gibi nispeten ağır olan hastalıkların oranı %1-2. Evet. Hep böyle şeyler var aslında. Ve günlük hayatı sürdürmekteyken yaşanan hastalıklar bunlar. Takıntı hastalığı ve birazdan konuşacağımız panik ve fobi gibi hastalıklar. Hocam peki hastalıktan tamamen kurtulmak mümkün mü? Mesela terapilerle mi, ilaç tedavisiyle mi? Nasıl uygun? Mesela birazdan konuşacağız ama panik bozukluğu için hastalıktan tamamen kurtulmak çok mümkün. Fobilerden kurtulmak çok mümkün. Evet. Hem ilaç tedavisi var hem terapiler var. Çok güzel. Evet. Ama obsesif kompulsif bozukluk yani takıntı hastalığı inatçı bir hastalıktır. Hastanın günlük işlevlerini, yaşam kalitesini yeniden kazandıracak düzeye indirdiğimiz zaman biz başarılı sayıyoruz. Evet. Bir miktar kalıyor. Tamamen. Çoğu vakada. Yani var %10-15 vakada tamamen geçer ama kaldığı ama olsun ben buna razıyım diye hastanın. En azından çok ileri derecede yaşayacaktır. Evet. Hafif geçecek. Ya ben eskiden neydim? Sokağa çıkamıyordum ya da düğmeye bakmaktan, kilide bakmaktan, ona bakmaktan, buna bakmaktan evden dışarıya çıkamıyordum derken şimdi arada sırada aklıma geliyor ama kontrol etmeden de çıkabiliyorum noktasına geldikleri zaman daha biz kendimiz tabii. Yani. Yaşam çok kolaylaşıyor. Evet, tabii ki. Hocam peki bu tarz hastalığı olan kişiler vaktinde tedavi olmazsa sonuç nereye kadar gidebilir? Şimdi bütün psikiyatrik hastalıklar için bu geçerli. Bunlar için de geçerli. Evet. Tedavi olmadıkça bir süre sonra kişiler karamsarlığa kapanıyorlar. Yani ne olacak benim halim diye. İnsanlarla iletişim bozuluyor. Evet. Kendi hayatları olumsuz yönde etkileniyor. Ve ondan sonra depresyon gelişiyor. Evet. Yani artık yaşama sevincini kaybediyor, mutsuz oluyor, her şeye karşı ilgisini, isteğini kaybediyor. İyileşmiyorum, ben başka insanlardan eksik miyim, değersiz miyim diye kendini eleştirmeye başlıyor. O zaman depresyon dediğimiz başka bir boyuta geçiyor hastalık. Hem takıntıyı hem depresyonu tedavi etmek zorunda kalıyor. Kronikleşiyor. Evet. Kronikleşme bizim için yani müzminleşme, uzun süreli ve kalıcı hale gelmesi hastalıkların bizi çok zorlayan bir şey tedavide. Evet. Bu aşamaya gelmeden hemen psikolog ya da psikiyatriste bir kuruma başvurmakta fayda var. Hocam panik atak konumuza geçelim. Panik atak mesela nedir? Nedenleri nelerdir? Bununla alakalı neler söyleyebilirsiniz? Şimdi birçok nedeni var. Ama en sık bildiğimiz, gördüğümüz, kanıtladığımız neden beyinde bir hormon var. Noradrenalin diye. O artıyor. Normalden kat kat fazla düzeyde bu artıyor. Heyecan yapan evet, hormonlar. Evet. Kalbi çarpıtan, nefesi arttıran, evet. Heyecanlandıran, terleten, evet. Sıcak soğuk basması yapan, o daraltıyı yapan hormon bu. Yani. Normali kalbin çalışmasını sağlıyor. Fazlası da bu tür şikayetlere yol açıyor. Şimdi burada aslında biz her zaman yaşarız sıkıntıyı. Evet. Bir sınava girerken yaşarız. İşte ben televizyon evet. programına geldim. İlk 5 dakika biraz geriliyorum sonra evet, normale dönüyorum falan. Burada aniden gelir. Genellikle bir nedeni yoktur. Hastalarımız derler ki akşam yemeği yerken eşimle çocuklarımla öyle bir çarpıntı başladı ki biraz daha sürse ölüp kalıverecekmişim gibi korku yarattı bende diye çok net bir şekilde bu sözcüklerle tarif ederler. Ya da gece uyuyordum, hiç akşamdan bir tartışmamız da olmadı, sıkıntımız da olmadı. Gece vakti birden çarpıntıyla uyandım, ölüyorum zannettim derler. Tipiktir, ilk panik atağını yaşayan hastalarımız ya enfarktüs geçiriyorum zannederler, yani kalp krizi. Evet. Ya da felç geçiriyorum zannederler, beynimde kanama oldu. Onun habercisi. Bu çarpıntılar, huzursuzluklar, daraltılar diye korkarlar ve soluğu acil serviste alırlar. Yani kalp rahatsızlığı gibi hissediyor değil mi? Kalp rahatsızlığı ya da beyinde bir damar tıkanması gibi. Evet. İlk gittikleri yer ya acil servistir ya kardiyoloji hocam, uzmanıdır. Hocam o anda bir ölüm korkusu kesinlikle. Hissi oluyor. Kesinlikle. Evet, evet, evet. Bunun neyle alakalı? Şimdi bu paniğin artması. Ani gelmesi ve çok şiddetli başlaması. Şimdi bu kişiler giderler acil servise. Kalp elektrosu çekilir. Basit tetkikler yapılır, acilde yapılan tetkikler ve hiçbir şey çıkmaz. Sadece kalp hızlanması çıkar. Hemşire ve doktor arkadaşlarımız da çoğu kez sende bir şey yok derler. Şimdi daha 15 dakika evvel çok yoğun, çok şiddetli ve aniden kalp krizi gibi gelen bir atak yaşayan kişiye sende bir böyle şey yok şey lafı hiçbir şey ifade etmez, inandırıcı olmaz. Dolayısıyla ya başka hastaneye giderler, başka acile giderler. Ertesi gün tekrarlar. Bir şey bekliyorlar. Evet, sonuç bir şey oluyor. Tekrarlayıcıdır bu zaten. Evet. Günde 3-4 defa bile tekrarlar panik atak. Başka yerlerde çare aramaya başlarlar. Aslında söylenmesi gereken
Evet, siz bu şikayetleri yaşıyorsunuz ama nedeni kalpte ya da beyinde ya da başka bir organınızda ciddi bir hastalık değil. Yok, evet. Psikolojik nedenlerle ya da bilinç dışı nedenlerle oluyor demekte fayda var. Ve psikiyatriste yönlendirmekte fayda var. Evet. Hocam peki bu rahatsızlık nasıl bir tedavi yöntemiyle düzelir? Hatta düzelme imkanı var mı? Tamam, var var. Geçmeyeyim tabii, tamam. Tabii. Şimdi bizim burada esas psikiyatrist olarak ele aldığımız panik atağın kendisi değil. Çünkü panik atağın kendisi, yani kalp çarpması, nefes sıklaşması, o korku, 5 tane üst üste büyük bunun gibi bir bardakta Nescafe için panik atağı geçirebilirsiniz. Kafein almış oluyorsunuz çarpıntı çünkü. Çarpıntı oluyor tabii. Çarpıntı oluyor. Özellikle geç saatte geçtiğiniz tabii, zaman. Esas evet. Bizi ilgilendiren ataktan sonra meydana gelen ya bir daha gelirse korkusu. Evet. Hastalarımızı en fazla rahatsız eden odur. Evet. Buna beklenti kaygısı denir. Ha şimdi gelecek, ha şimdi gelecek diye beklerler. Hep huzursuz olacak. Hep huzursuz olacak. Kalpleri böyle biraz fazla çarpsa, merdiven çıksalar, gene başlayacak mı acaba diye korkarlar ve o yüzden kendilerini güvende hissetmeyeceği yerlere gidemezler. Evet. Kalabalık yerlere giremezler, sinemaya, tiyatroya giremezler. Evet, evet. Kaç atak gelirse kaçması, doktora yetişmesi zor olur diye. Mesela. Bilmedikleri yerlere gitmezler, şehirler arası yolculuk yapmaktan korkarlar ya da çok güvendikleri bir şoför kullanıyorsa arabayı. Aileden birisi, eş, dost, arkadaş. Ancak o zaman çok hastamız var bizim Manisa seyahatle İzmir'e gidemeyen. Onu da biz terapide ödevler veriyoruz. Birazdan anlatacağım. Çok renklidir tedavisi. Yani böyle bir hastalıktır. Aslında tehlikesi hiç yoktur. Ama hayatını etkiliyor yine bu düşünceler. Ama ortaya çıkış şekli ve hastaya yaşattıkları çok tehlikeli ve ölümün kenarında hissettiren bir hastalık gibi olmasındandır. Problem bu. Peki hocam panik atak ne kadar sürer? Mesela bir süresi var mıdır? Evet. Şimdi ani başlangıçta olduğunuz ilk çarpıntıdan en şiddetli olduğu noktaya kadar 10-15 dakika içinde aniden yükseldiği için zaten çok korkuyor insan. Mesela oturuyoruz biz burada sizle beraber. Oturma odasında ailemizle beraber. Çarpıntı başlıyor. 10 dakika sonra 15 dakika sonra sizi ölümün kıyısında hissettiriyor. O derece ani ve şiddetli başlar. Ama iyileşmesi bir saatte de olabilir, iki saatte de olabilir, güne de yayılabilir. Önemli olan başlangıcıyla en şiddetli noktaya varana kadarki süresi. Sürenin kısa olması. Odur korkuyu yaratan ve acil servise koşturan kişi. Aşağı yukarı bütün ataklar yarım saat, bir saat arasında geçerler. Tabii o süreç onlara daha çok uzun bir süreç geliyor. Çok uzun süreç geliyor. Ve dediğim gibi biraz evvel esas ondan sonraki süreç sıkıntılı. Ya bir daha gelirse korkusu. Korkusu. Tabii. Bütün hayatını allak bullak eder insan. Evet. Korkuyla yaşamak zor tabii ki. Evet. Tedavisinde de tabii. Hem ilaç tedavisi yapıyoruz. Çok güzel ilaçlarımız var artık. Eskiden bir 20-30 yıl evvel psikiyatride kullanılan ilaçlar çok sersem yapıyordu, çok evet, uyutuyordu, çok yan yana. Yani insanın suratına baktığınız zaman psikiyatrik ilaç kullandığını anlayabiliyordu herkes. Şimdi çok yan etkisi çok arındırılmış, çok masum yan etkileri olan çok güzel ilaçlar var. Bir kere ilaç tedavisinde çok başarılıyız. Evet. Obsesif kompulsif bozuklukta da güzel ilaçlarımız var, orada söylemeyi unuttuk. Panik bozukluğunda da öyle. Ama panik bozukluğunda terapi çok çok başarılı. Hiç ilaç kullanmadan terapiyle hastalığını ortadan kaldırdığımız durumlar var. Nasıl yapıyoruz terapiyi? Mesela asansör korkusu olan hastalarımız oluyor. Daha doğrusu asansörde atak geçiririm korkusuyla asansöre binemeyen. Onlara şöyle bir ödev veriyoruz, ev ödevi. Terapi öyle yapılıyor. Önce tanıdığı bildiği birisiyle asansöre binmesini söylüyoruz. Yani gidiyor yüksekçe bir apartmana, kendi evinde yoksa bile asansör. Sabahleyin 5-6 defa inip çıkıyor, akşam 5-6 defa inip çıkıyor. Böyle yanına setler birisi halinde alıştırma ödevleri veriyoruz. Bir süre sonra tamam ben inip binmeye başladım ama artık beni kaygılandırmıyor demeye başlıyor hasta. Burada vücudumuzun korkulardan ve kaygılardan korunma ve alışma şeyinden yeteneğinden üstünlük yararlanıyoruz. Gerekiyor, evet. Evet. Sonra ikinci hafta, üçüncü hafta tek başına git ama yalnız binme. Yabancı tanımadığın insanlarla beraber asansöre binme evet. ödevi veriyoruz. O da 10-15 gün sürüyor. Ondan sonraki aşamada tek başına binmesini evet. istiyoruz. Yani aşama aşama onda kaygı uyandıracak ödevin şiddetini arttırıyoruz. Evet. Ama alışmasını da sağlıyoruz evet. aslında. Çok güzel bir tedavidir bu gerçekten. Üstüne gitme ya da alıştırma tedavisi diyoruz. Bütün dünyada evrensel olarak kullanılan ve şu anda panikte en başarılı tedavi yöntemlerinden bir tanesi. Evet.
Hocam peki panik atak rahatsızlık genetik sorun mudur? Hem obsesif kompulsif hastalık, takıntı hastalığı, hem panik hastalığı genetiktir. Yani daha doğrusu genetik olan kısımları vardır. Hepsi genetik demek yanlış. Ama babasında, annesinde panik atağı olanlarda, çocuklarda da panik atağı ya da panik bozukluğunu daha sık görebiliyoruz. Her vakada değil ama. Bazen paniğin öncesinde, ilk panik atağın öncesinde boşanma, sevgiliden ayrılma, tayin olup bir yerden başka bir yere gitme, ilk defa gurbete çıkma, annesinden babasından ilk defa ayrılıp yatılı okula gitme gibi ayrılık çağrıştıran bir takım yaşantılar oluyor. Evet, ya da bazen de bazı vakalarda hani esrar benzeri maddeler vardır ya, marihuana vesaire gibi. Evet. Onları bir kere kullanmış insanlarda da panik atağına benzer ataklar oluyor. O tür şeyler var. Ya da eşinden dostundan, mesela 45 yaşında erkek, kuzeni, komşusu aynı yaşlarda enfarktüs geçirmiş ve vefat etmiş. O zaman bir benzetim oluyor bilinç dışında. Benim de zamanım geldi diye korku, kaygı başlıyor. Her şeyler duyuyoruz. Böyle de başlayabilir panik atağı. Yani tek tip değil. Evet hocam. Hocam peki panik atak sırasında hastaya nasıl yardımcı olabiliriz? Mesela çevresindeki insanlar da çok önemlidir tabii ki. Şimdi biz davranmamız gerekiyor? Öncelikle hakim olduktan sonra, teşhisi koyduktan sonra ve hastayla uygun bir hasta-hekim ilişkisi tutturduktan sonra şunu istiyoruz. Panik atağın ne kadar şiddetli olursa olsun, acil servise gitmeden durabilmeyi becermelisin. Çünkü her acile gidiş bilinç dışında ya da kişinin belleğinde, acile gitmezsem bu düzelmeyecek ya da acile gitmezsem ölüp kalıveririm korkusunu pekiştirdiği için hastalığın genel olarak yorumunu nasıl yapıyoruz? Bu ciddi yaşanan bir şeydir ama tehlikeli bir durum değildir. Evet. Öyleyse önerme, acil servise gitmenize gerek yok. Onu önce sağlamaya çalışır. Evet. Bunu zaten yapabildiği anda çok hızlı ilerlemiş oluyoruz tedavide. Bu noktada bazen zorluk oluyor. Yani herkes bunu başaramıyor. O zaman ufak tefek ilaçlarla yardımcı olarak sıkıntısını biraz bastırıyoruz bir süre. Ama tedaviye, terapiye gene başlıyoruz. Terapi şart. Şart. Hocam peki panik atağın diğer psikolojik rahatsızlıklarla bir alakası var mı? Yani birbiriyle alakalı gelen bir sıkıntı olabilir mi? Psikiyatrik hastalıkların hepsi bir başkasıyla beraber aynı anda görülebilir. Esas psikiyatriyi ve psikiyatristliği zorlaştıran bu. Evet. Yani obsesif kompulsif hastalıkla panik atağı yan yana olabilir. Depresyonla panik yan yana olabilir. Depresyonla obsesif kompulsif bozukluk yan yana olabilir. Bir kişide birden fazla ne kadar çok hastalık varsa tedavi o kadar zorlaşıyor. Evet. O yüzden hastalık belirtileri başlarken ilk başladığı günlerde hemen tedaviye gitmek son derece önemli. Hocam peki panik bozukluğu nedir? Panik atakla bunlar da arasında fark vardır. Panik atağı, panik bozukluğu dediğimiz hastalığın belirtisi. Panik atağı artı arkasından gelecek acaba bir daha gelir mi diye korku, ikisi yan yana geldiği zaman o zaman biz teşhisi panik bozukluğu diye koyuyoruz. Evet. Panik atağı hastalık değil, yani. Belirti. Evet. Sadece panik atağın başlangıcında görülen bir yani şey. Yani panik atağı olacak. Arkasından da korku olacak ya bir daha gelirse diye. Evet. İkisini yan yana koyduğunuz zaman, ikisi varsa hastada, o zaman hastalığa panik bozukluğu diyoruz. Evet. Hocam peki fobilerden biraz bahsedelim. Mesela sosyal fobilerden bahsedelim. Sosyal fobi ne demektir? Bununla alakalı neler? Tamam. Önce bir fobi kavramını isterseniz aktarayım. Şimdi fobi bir korku. Ama hepimiz, insanların tamamına yakını, yeni bir duruma girdikleri zaman, tanımadıkları bir nesneyle karşılaştıkları zaman, ormanda yalnız kaldıkları zaman, İşte kuş sesleri, sürüngen hışırtısı, evet, kükreme duydukları zaman korkarlar. Korku memeli canlıların doğal bir tepkisi. Hatta bunun için beyinde korkuya yönelik önlemler alan beyin parçaları var, beyin bölgeleri var. Şimdi fobiler de ise korkulması gerekmeyen ya da hastaya sorduğumuz zaman ya bu kediden, bu köpekten, bu hamam böceğinden, fareden niye korkuyorsun, bu gök gürültüsünden, bu şimşekten niye korkuyorsun diye sorduğumuzda hastalar şöyle açıklarlar. Ben de biliyorum korkulmaması gerektiğini ama emin korkmaktan ediyorum, kendimi alıkoyamıyorum derler. Bu kriter bu, çok önemli. Evet. Yani olağan korkulardan ayırmanın en önemli noktalarından bir tanesi. Yoksa ormanda kaplanla karşılaştığımız zaman hepimiz korkarız. Herkes korkar ama burada gereksiz şeylerden de korkar. Ama kedi köpek korkusu olan insan, kedinin köpeğin resmini gördüğü zaman da huzursuz oluyor. Biblosunu gördüğü zaman da huzursuz oluyor. Yani kafasındaki imaj artık korku şeklinde yerleşmiş olduğu için. Şimdi
uyaran olacak. Uyaranları da dörde ayırıyoruz. Evet. En fazla gördüğümüz, en sık gördüğümüz hayvanlar. Evet. Kedi, köpek, fare, örümcek, güveler, hani yazlıkta ya da nesnel bahçede. Nesnel fobiler. Özgül fobi bunlar. Özgül ya da nesne fobisi. Evet. Hayvan kısmı en fazla gördüğümüz. Evet. Küçük çocuklarda daha çok yeryüzü olayları ya da doğa olaylarını. Evet. Deprem korkusu, şimşek korkusu, gök gürültüsü korkusu, sağanak yağmur korkusu olabilir. Bir başka öbek, kan alınması, enjeksiyon yapılması. İğne korkusu vardır ya. Hem çocuklarda çok sıktır ama yetişkinlerde de olabilir. Son zamanlarda şey artmaya başladı. Orta yaşlı hanımlarda MR'a girme ya da BT'ye girme korkusu. O tünel gibi ya onun. Kapalı alan korkusu gibi. Kapalı alan korkusu gibi ama şeye özel. MR'a giremiyorum de, diyor mesela. Başka alanda hiç korkusu yok mesela. Dar bir yere girmekten korkusu yok. Sadece, korudu, sadece orası böyle. Hastane korkusu var. Evet. Beyaz önlük korkusu var. Çok sık rastladığımız. Bir de durum yer fobileri var. Asansör fobisi. Evet. Yükseğe çıkma fobisi. Balkona çıkamama. Uçağa binme falan. Gibi. Efendim? Uçağa binmek. Bunlar da durum fobileri. Yani bu dört ana öbekte topluyoruz. Evet. Ama hepsinde hastayla tartıştığınız zaman, konuştuğunuz zaman korkmaman gerektiğini biliyorum. Ama korkmaktan kendimi alıkoyamıyorum. Bunu aradığımız cümle bu. Fobi, fobi tanısı koymak için. Evet. Peki bir şeyden korkan insan ne yapar? Kaçar. Tabii. Kaçınma ya da kaçma da fobilerin ortak özelliğidir. Ne demek bu? Kedi fobisi olan insanlar aile çay bahçesine gidip yemek yemezler, çay içmezler. Yazlıkta oturuyorsa bahçeye inmez, verandada hep durur. Müstakil evde oturmaz, apartman dairesinde oturur. Hepsi bunların kaçınma davranışıdır. Aslında %30 biliyor musunuz? Yani 10 insandan 3'ünde fobi var. Ben sınıfta öğrencilere soruyorum kimlerde fobi var diye. Mesela 15 kişiyiz. 7-8 tanesi elini kaldırıyor ya da 6-7 tanesi elini kaldırıyor. Evet. Genç hanımlar, genç arkadaşlarımız. %30 ama biz hiç görmüyoruz biliyor musunuz seri hastanede. Ancak özellikle gelirlerse görüyoruz. Çünkü uyaranla karşılaşmamayı, kediyle köpekle karşılaşmamayı becerdiği sürece hastalık belirtisi ortaya çıkmıyor. Sıkıntı ortaya çıkmıyor. O yüzden en sık hastalıktır ama en az gelen hastalıklardır. Peki hocam bunun yaşla bir alakası var mı? Yani hangi yaşta? Ya şöyle, yani bu doğa olayları, doktordan korkmak, iğneden korkmak, efendim hastaneye gitmekten korkmak vesaire gibi şeylerle şimşek korkusu, gök gürültüsü korkusu daha çok çocuk yaşlarda oluyor. Nadiren erişkinliğe geçiyor. Ama hayvan fobileri erişkinliğe geçse de geçebiliyor. Aktarılabiliyor onlar. Evet. Hocam biraz sosyal fobilerden bahsedebilir miyiz? Tamam. Şimdi bu fobinin aynısı ama şöyle bir şey var, fark var. Toplum anlamına gelen her yerde bir sınıfın önünde konuşma yapmak, birisinden bir şey istemek, kalabalık kitleyi amir, patron düzeyindeki yani toplumsal hiyerarşi açısından daha yetkili birisinin önüne çıkıp bir şey talep etmek gibi durumlarda iki lafı bir araya getirip de doğru düz konuşamayacağından korkma. Ağzından çıkan lafla küçük düşeceğinden korkma. Eleştirileceğinden ya da dalga geçileceğinden korkma kaygısı sosyal fobinin temel özelliği. O yüzden kaçınırlar insanlar. Mesela postanede gelen bir hastam vardı benim daha çalıştığım bir yerde. Sosyal fobisi vardı. Şeyde çalışıyordum normalde. Hani insanlara pul, jeton vesaire falan satan yerde çalışıyordu. Sosyal fobisinden dolayı müdüre çıkıp ben insanlarla karşılaşılan yerde değil de mektupların semtlere göre gruplandığı ve çuvallara konduğu içerideki kimseyi kısımda evet. Yalnız çalışırlarsa hiç problem yok. Tanıdıklarla beraber çalışırlarsa problem yok. Tanımadığı insanlarla rütbe olarak, makam olarak yetkili insanlarla irtibatlıyken daha çok şey olur, sıkıntı duyarlar. Çok kaçınmaları çok renklidir. Mesela anketörlük, pazarlamacılık, halkla ilişkiler en az yapabildikleri meslekler. Ama bilgisayar programcılığı mükemmel yaparlar. Home office kimseyle. Home office çalışmayı mükemmel yaparlar. Evden her şeyi yaparlar. Çok üst düzey projeleri çok güzel yaparlar. Bilgisayar programları yazarlar, online olarak gönderirler. Paraları da hesaplarına yatar. Hiçbir sıkıntı olmaz. Tabii. Kaçınma her alanda her şekilde gözükebilir. Bunu nasıl aşabilirler hocam? Nasıl şimdi destek olabilirsiniz? Bizim ailelere özellikle ergenlik döneminde de çok fazla oluyor bu. Çünkü ortaokula geliyor çocuk.
vatandaşlık kavramı gelişiyor artık. Ondan bazı şeyler isteniyor. Elektrik su para yatırması, markete gidip alışveriş yapması, karşı cins ilişkileri başlıyor yavaş yavaş ergenlikte biliyorsunuz. Sosyal fobi orada çok sırıtmaya başlar, kendini göstermeye başlar. Çok huzursuz olur çocuklar ve kabuklarına çekilirler. Arkadaş gruplarına giremezler, birlikte maç yapamazlar, evde otururlar, hep saatlerce bilgisayar oynarlar birisiyle irtibat kurmamak için. O yüzden biz aile danışmanlığı mutlaka yapıyoruz. Ergenlik dönemindeyse hastamız. Daha büyük yaşlarda evli kişi mesela ev kadını ya da bayan çok dışa dönük, konuşkan, taleplerini alabilen, sonuna kadar gidebilen bir kişiliğe sahip. Erkek de sosyal fobik. Eşini o zaman eleştirmeye başlıyor. Ya bu sünepe adamla niye evlendim? Uyumsuzluk olacak. Uyumsuzluk oluyor. O zaman da evlilik danışmanlığı yapıyoruz. Evlilik terapisini alıyoruz o vakaları. Ayrıca ilaç tedavisi de kullanılıyor. Yani sosyal fobi tedavisi olabilen bir durumdur. Bir kader değil. Ama çoğu kez toplumumuzda kadermiş gibi algılanıyor. O zaten konuşmaz, iki lafı bir yere getirmez deyip suçlanıp kişiler kategorize ediliyorlar. Gerek yok çünkü tedavi edilebilir. Evet. Peki özellikle tedavi için niye terapi şart mı? Neler sosyal fobi de şart. Yine alıştırma tedavisi yapıyoruz. Evet. Yapamadıklarını yapması için ev ödevi veriyoruz. Teşvik ediyorsunuz. Evet, teşvik ediyoruz. Evet. Hocam, son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yavaş yavaş vaktimizin sonuna geliyoruz sanki. Son olarak bugün konuştuğumuz hastalıklar ve bunun gibi daha birçok psikiyatrik hastalık tedavisi olan, hastaların zaman kaybetmeden tedavi arayışına girmeleri gereken hastalıklar. Eskiden olduğu gibi artık her psikiyatriste gidene, her psikoloğa gidene tırnak içinde deli damgası vurulmuyor. Tabii ki. Geçti artık o dönemler. Hala korkan, kaygılan hastalarımız var. Mesela oluyor bazen çok geç saatlere randevu veririz biz. Başka insanlarla karşılaşmasınlar da psikiyatriste geldiği anlaşılmasın diye. Bunları artık aşmamız gerekiyor. O kadar çok kaynak var ki internette. Yani psikiyatriste psikoloğa gitmiyorsa okuyabilirler, danışabilirler. Kaynak kitaplardan, kaynak televizyon programlarından yararlanabilirler. Ama artık çoğu psikiyatrik hastalık için çare var. Delilik kavramı geçti. Akıl hastalığı kavramı geçti. Biz bunları kendi aramızdaki literatürde ve bilimsel toplantılarda da kullanmıyoruz. Kamuoyuyla paylaştığımızda bu gibi programlarda da kullanmıyoruz artık. Tedavi edilebilir hastalık grubunda. Aslında baktığınız zaman mesela romatizm hastalıkları. Tedavi oluyor mu? Kesinlikle oluyor. Hiç olmuyor. Hiç olmuyor. Yani hastanın evet. belirtilerini iyileştiriyorsunuz. Ona iyi bir yaşam sağlıyorsunuz mesela. Daha rahat yaşayabilecek. Daha rahat yaşayabilirsiniz. Ama temelde geçmiyor hastalık. Tabii, evet. Bu da onun gibi bir şey mi diyorsunuz? Evet, yani nezle gibi, tansiyon gibi. Yani bazı normal hastalıklar için gidebiliyoruz hastalığa, evet. Doktorumuza. Bu da artık hani artık gidilmesi gerekiyor. Toplum tarafından dışlanmaması. Evet. Yani ön yargı bakılmaması. Bazı hastalarımız der ki niye ben uzun süre ilaç kullanıyorum diyor. Diyabette de kullanılıyor, şeker hastalığında, tansiyonda da, kalp hastalığında da kullanılıyor. Öyle baktığınız zaman çok kolaylaşıyor işler aslında. Aslında bir de toplumda şu var, yani ilaç hemen ilaç veriliyor. İlaç, ömür boyu ilaç kullanmak zorunda kalıyorsun bu tarz hastalıklar. Onu da açıklayayım. Ama ömür boyu kullanan ilaçlar var gerçekten. Onu da açıklayayım. Evet, neden ilaç verilmek zorunda kalınıyor? Çünkü hastanelerimiz çok kalabalık. Normalde bir hastaya 25-30 dakika zaman ayrılması ve terapiyle ilgili bazı şeylerin konuşulması gerekirken kişi başı ayrılan zaman 8-10 dakikayı geçmiyor. Evet. En iyi durumlarda bile. Esas sorun bu. Evet. Yani hastanelerde şu anda çok iyi bir donanım var. İlaç tedavisinde hiç problem yok. Gayet güzel. İlaçların Türkiye'de bulunmasıyla ilgili problem yok. Dünyada ne ilaç çıkarsa Türkiye'de de var. Ama psikoterapi için biraz zaman ayrılmalı. Zaman ayıracak. Evet. Yani şeyin de, Sağlık Bakanlığımızın da zaman ayıracak şekilde çalışmaları ayarlamak lazım. Bununla alakalı çalışmalar yapılabilir. Evet, evet. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Bizden paylaştınız. Ben teşekkür ederim. İnşallah ilerleyen dönemlerde biz sizi farklı bir konuyla İnşallah. Çok teşekkürler. İsteriz. Çok teşekkürler. Evet, değerli TV izleyicileri, bugünlük programımızın da sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın ve sağlıklı kalın.